Şimdi stüdyo konuğum var. Fehim Işık gazeteci. Fehim Işık'la konuşacağız. Eyvallah Fehim, yayınımıza hoş geldin. Teşekkürler, sağ ol. Şimdi bu akşam saatlerinde Türkiye kentlerinde, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de birçok yerde, birçok merkezinde, bu kentlerin birçok merkezinde halk alanlara çıkıp ve AKP istifa sloganlarıyla yürüyüş düzenledi. Bu da AKP-MHP iktidarının ekonomik, daha doğrusu politikalarından kaynaklı yaşanan ekonomik krize ilişkin tepkiydi. Erdoğan bugün şöyle bir söylemde de bulundu. Döviz savaşları yapılıyor. Kurtuluş Savaşı vereceğiz bu döviz savaşlarına karşı, böyle söylemleri oldu. Daha önce de biliyorsun sen de beka meselesi söylemleri vardı. Seçimler öncesinde bu yönde söylemlerde bulunmuştu. Bu döviz savaşını nasıl değerlendiriyorsun, Erdoğan'ın bu söylemlerini? Ya birincisi, Erdoğan sürekli bu tür lafları kullandı. Evet. Eğer bugüne kadar iktidar hala ayaktaysa bunun temel nedenlerinden biri 15 Temmuz sonrasında özellikle referandumla birlikte oluşturulan tek adam diktatörlüğüdür. Evet. Yani şu anda iktidar bir halk tabanına dayalı olarak değil, tam net anlamıyla söylersek bir gasp siyasetiyle hükümet olmaya devam ediyor. Evet. Çünkü parlamento devre dışı bırakılmış. Parlamento devre dışı bırakılmanın yanı sıra iktidarı değiştirebilecek halk kitlelerinin bir şekliyle yönetim nezdinde temsiliyetini sağlayabilecek koşullar da yok. Yani en azından iktidarı seçime zorlayabilecek koşullar da yok. Yani 2001'de hatırlayın, benzer bir ekonomik kriz ortaya çıkmıştı. O ekonomik krizin hemen ardından sonuç itibariyle parlamento yönetemez, hükümet yönetemez duruma gelince, evet, parlamento seçim kararı almıştı. Seçim kararı almak durumunda kalmıştı. Ancak bugün hem yaşanılan seçimin ortaya çıkardığı, yani yaklaşık AKP ve MHP'nin çoğunluğu parlamentonun böyle bir karar almasını engelliyor, hem de zaten parlamentonun denetimde olan bir iktidar, bir hükümet olmadığı için de, hükümet de sadece saraya bağlı olduğu için de bunu değiştirebilecek koşullara sahip değiller. Yani Erdoğan'ın söylemlerine gelince, sizin biraz önce sorunuzda söylediğiniz söylemlere gelince, bunlar esas itibarıyla hala kendi kitlesini konsolide etmeye dönük bir şeydir. Ama Erdoğan aynı konuşmasında farkına varmadan bir şey daha da söyledi. Yani şimdiye kadar yalanlarla, dolanlarla, hile hurdalarla, bir şekliyle anket oyunlarıyla hala kendisini ileride gösteren bir Erdoğan vardı. O medyayı da, elindeki medya gücünü de kullanarak bunu kitlelere pompalıyordu. Evet. Ancak bugün satır arasında çekirdek kitlemizi kaybettik dedi. Yani çekirdek kitlemizi kaybettik demek, kabuğu zaten kaybetmişiz. Evet. Artık bir şekliyle kökten AKP'li olanı da, kökten iktidarı destekleyeni de kaybettik durumuna geldi. Bunun temel nedeni de şu, ekonomistler de onu açıklıyor. Yani ben ekonomist değilim elbette ama ekonomistlerin dediği de şey şu. Daha önce ekonomi savaşları ilan etti, işte biz ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz, kurtuluş savaşı dedi. Bununla beraber ona güvenen kitlesi gidip dolar ve euro gibi dövizlerini bozdurarak Türk parasına yatırdı. Şimdi o insanlar da tepkili, çünkü varlıklarının neredeyse %70'lik kaybetmişler. Daha önce bir şekliyle dolar ve euro dövize ya da euroya endeksli olan paralarını Türk parasına yatırarak da ciddi kaybetmişler. Hatırlarsanız insanlar Türk bayraklarına, evet, evet, bürünür, giderler döviz bürolarının önünde sıraya girerler. Evet. İşte dövizlerini bozdururlardı falan filan. O ekonomik savaştı. İnsanları öyle inandırmıştı. Ancak ortaya çıkan tablo, çünkü bu son 6 ayda yaşanan 3. dalgalanma, böyle ciddi biçimde yaşanan 3. dalgalanma, İşte kaybettiği çekirdek kitle de esasen o. Yani ortaya çıkan tablo tek tek yalanlarını da belli edince haliyle tekrar ona sarılıyor, ama ben bu kez o sarılmanın işe yarayacağı inancında değilim. Fehim Eval, sen de bahsettiğin, şimdi o çekirdek kadroyu kaybetmiş olmanın da verdiği bir fotoğraf var. Türkiye genelinde yaşanan işte ekonomik krize ilişkin fotoğraflar var. Arkadaşlar ekrana getirirlerse tek tek o fotoğrafları da aktarmaya çalışalım. Evet, sanırım birazdan ekrana getireceğiz. Şimdi evet arkadaşlar,
Evet, Ankara'da bir markette çekilen bir fotoğraf. Başkent Cross diye bir yer herhalde. Sodaların koli satışı 2 adetle sınırlıdır. Yani Erdoğan'ın... daha fazla alamazsınız. Değerli evet. müşterilerimiz, privit satışımız 2 adetle sınırlıdır. Başka fotoğraflar da var sanırım. Evet, gelecek. Ayçiçek yağı satışlarımız 1 adetle sınırlıdır. Evet. Kooperatif market. Bu tabloyu aslında arkadaşlar nereden hatırlarlar? Hatırlarsanız ben Erdoğan... Ben de onu soracaktım. Böyle bir tabloyu daha önce görmüş müsünüz? Erdoğan bu tür fotoğraflardan önce, özellikle daha önce çok sık örnek verirdi. Bu ülkede tüp sırası vardı, bu ülkede evet, yağ evet, sırası evet. vardı diye. Yağ sırası vardı. 12 Eylül öncesine işaret ederdi. Bunları diyen Erdoğan hemen ardından... Türkiye'de hal mafyası ilan etti, işte çeşitli biçimlerde farklı kesimleri suçladı. Dolayısıyla fiyatlarla, marketlerle, manavlarla oynandığını iddia ederek tanzim satış mağazaları açtı. Tanzim satış mağazaları aslında iktidarın yoksulluğu gizleme çabalarından biriydi. Ama çok kısa süre içerisinde o tanzim satış mağazalarının önünde halkın 3 kilo patates, 2 kilo soğan, 3 kilo domates, bilmem 1 kilo salatalık için saatlerce sıraya girdiğini gördü. Evet. Şimdi dolarla ilgili bugünkü artıştan sonra da birçok şey çok daha belirgin oldu. Alım gücü korkunç derecede düştü. Yani çok daha basit bir hesapla bugünün gün başında asgari ücret atıyorum işte 260-270 dolara denk gelirken günün sonunda bu 220 dolara bile denk gelmeye başladı. Yani gün içerisinde bir insan alım gücü itibariyle neredeyse alım gücünün 5'te 1'ini yitirmeye başladı. Şimdi bununla beraber bir de haliyle tedbir alma amaçlı da mal stoklarda başladı. Bir diğeri ise insanlar ürünlerini pazara sürmemeye başladı. Çünkü ürünler alabildiğine düşmeye başladı. İlk etkisi hatırlarsanız sabah saatlerinde döviz büroları evet. tutup döviz alışverişini durdurmaya başladı. Çünkü çok dalgalı ve habire gün içerisinde yükselen alçalan bir seyir izliyordu. Hemen ardından başka kararlar da geldi. Özellikle Apple gibi işte diğer bilgisayar, özellikle elektronik ürün üreten yani bir bütün olarak dışa bağımlı sektör ya da dışarıdan ihraç edilerek Türkiye'ye gelen sektör gün içerisinde 3-5 kez etiket değiştiremeyeceği için tutup satışları durdurmaya başladı. Bununla beraber işte gün içerisinde marketlerde kaç gündür aslında bugün başlayan bir şey değil, birkaç gündür görülen bir şey. Stoklar yenisini yerine koymadığı için de tükenmeye başladı. Ve hükümetin bir şekliyle dayatması üzerine, bu özellikle market zincirlerine dayatması üzerine mal sıkıntısı yaşanmaması için tutup kotayla satışı getirdi. Yani kotayla satış dediği 12 Eylül'den daha önceki tablodan da farklı. Çünkü 12 Eylül'den önce tüp yoktu, bunun için tüp sırası vardı. Ama bugün mal var, o malın satışını yapmak istemiyor. Çünkü onu kotaya bağlamış, onu belli bir sınırla. Yani özellikle halkın sürekli tükettiği temel gıdalar diyebileceğimiz. Yani ayçiçek yağında, şekerde, unda. Yani daha facia bir durum birkaç gün içerisinde unla ilgili de özellikle ekmek fiyatları ile ilgili de çok büyük riskler bekleniyor. Yani daha bu krizden 2 gün önce Urfa'da bir fırıncı, dijital medyada hep biz bunu gözledik. Bangır bangır bağırıyordu, ben un istiyorum, bana un gelmiyor. Evet. Un kotayla geliyor. Gelen unu da tutup burada sattığımda oluşturduğum maliyete bile ekmeği satamıyorum. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Bu çok kısa süre içerisinde ya ekmek fiyatının belli bir düzeyin üstünde çıkacağı ya da ekmek yapmak için un bulunamayacağı anlamına geliyor. Yani tüm bunların mucidi tabii aslında bizzat Erdoğan rejiminin kendisi, AKP-MHP rejiminin kendisi. Çünkü ortaya çıkardığı tablo talan, hırsızlık, yolsuzluk ve bunun üzerine kurulmuş Hevat tablo Bey. Bu tabloyu doğurdu. Hevat Bey'im şimdi 2001 krizinden bahsetmiştin. 2001 krizi sonrası AKP gelmişti. Evet. Şimdi yaşanan bir kriz var. Şu 2021 krizi var. Öyle diyelim. Devam edeceği de benziyor. Bu AKP'nin gidişinin ayak sesleri mi?
Aslında bu bir sürekli gelişi kriz, bir kriz hali. Oldu, gidişi de mi bir kriz oldu? Sürekli bir kriz hali var. Yani sadece bu krize bağlayıp AKP'nin gidiş halidir demek tek başına bana yeterli gelmiyor. Yani evet, bunun üzerinden yola çıkarak sadece bugünkü ekonomik ya da dolar döviz kurundaki dalgalanmadan yola çıkarak bu tahlilleri yapmak yersiz. Yani dikkat ederseniz son bir ayda özellikle muhalefet içerisinden de geçmişten farklı sesler yükselmeye başladı. Yani CHP üzerinden de bu sesleri somut biçimde evet, gözleyebildik. Son 3 haftadır da yani şimdiye kadar HDP'nin cesurca dile getirdiği politikalar dışında Türkiye'nin esas sorunlarına değinen bir muhalefet yoktu. Fakat son 3 haftadır bizzat CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçmişteki tonlarından daha farklı bir tonda değerlendirmede bulunuyor. Yani bugünkü meclis grup toplantısında da benzer bir yaklaşım sergiledi. Bu şu anlamada geliyor. Yani zaten Türkiye'de sürekli bir kriz hali var ve bu çok büyük bir kaosu beraberinde getirebilir. Dolayısıyla eğer önü alınamazsa, bu açık demek gerekirse, Türkiye'nin o Suriye ve Irak'ta yaşananlara benzer bir süreç içerisine girebileceğini söyleyenler de var. Bunu yalnız başta Türkiye'dekiler değil, aynı zamanda ABD ve Batılı devletlerdeki uzmanlar da öngörüyor. Yani Türkiye'de sadece ekonomiden yana yaşanan sıkıntılar yok. Bugün belki en belirgin olarak öne çıkan ekonomi, ama Türkiye'de yargı batmış, Türkiye'de iktidar hükümet yok, parlamento yok, parlamento batmış. Yani Türkiye'de bürokrasi diye bir kavram yok. Türkiye'de emniyet teşkilatı denen bir yapılanma yok. Yani emniyet teşkilatı bir bütün olarak çeteleşmiş bir yapıya dönüşmüş. Süleyman Soylu'nun başkanlığında evet, düşünün, bütçe görüşmelerinde ortaya çıkan tabloyu, Süleyman Soylu kendi bakanlığının bütçesi görüşülürken HDP'li milletvekilleri ve tipli milletvekilleriyle konuşmalarını ya da AKP MHP'lilerin onlara dönük saldırılarını mutlaka izlemişsinizdir. Başka arkadaşlar da, izleyicilerimiz de izlemişlerdir. Korkunç bir tablo. Yani Türkiye'de içlerinin başında bir çete, bir mafya var. Süleyman Soylu öyle bir şey. Yani bunların tümü üst üste birikince elbette bu iktidarın zaten gitme zamanı çoktan gelmiş çatmış. Yani bugün bu iktidar hala iş başındaysa ya da iş başında görünüyorsa, bunun temel nedenlerinden biri 15 Temmuz ve onun hemen ardından bizzat iktidarın kendisini yaşama geçirdiği 20 Temmuz darbesiyledir. Yani o günden bugüne de gayrimeşru bir iktidar vardır. Öncesiyle ilgili gidersek hatta 2015'ten bu yana gayrimeşru bir iktidar vardır. Yani 2015'te seçimi kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Ancak şimdiye kadar işte biraz önce son 3 haftadır farklı bir tonda konuşan dediğimiz muhalefet o günden bugüne kadar bu farklı tonda konuşmuyordu. Yani adeta Türkiye'nin bekası diyerek evet, tutup HDP'ye saldırmasını, Kürtlere saldırmasını hoş görüyordu. İşte o hoşgörü bugün karşılarına böylesine büyük bir krizi çıkardı. Yani bu kriz sadece ekonomi anlamında değil, toplumun her alanında. Yani bugün yapılan değerlendirmeler var. Biz bu tabloyu değerlendiriyoruz ama bu tablo toplumun çok geniş bir kesimini yoksullaştıran ama aynı zamanda da toplumun küçük bir azınlığını çok korkunç zenginleştiren bir tablo. Yani bugün Türkiye'de bu ekonomik krizden toplumun büyük kesimi büyük bir yoksullukla nemalanırken toplumun çok küçük bir kesimi bir gecede milyar dolarlar kazanıyor. Bir gecede milyar dolarlar ve bu toplumun bir gecede milyar dolarlar kazanan kesiminin başında da bizzat Erdoğan ve yanı başındaki diğer çeteler geliyor. Yani aynen öyle demek lazım. Yani ekonomik savaş diyor, aslında ekonomi savaşında da bir çete yapılanması oluşturmuş bir Erdoğan var karşımızda. Yani sadece Sadat üzerinden ya da ÖSO üzerinden ya da Orta Doğu'da her tarafa savaş ilan edip onun üzerinden çeteler besleyen bir yapılanma değil. İşte ilk çeteleşme yapılanmasını biz beşli çete dediğimiz müteahhit yapılanması da gördük. Milyar dolarlar para kazandırmışlar olanlara. Ama burada da bir ekonomik yapılanma
yapılanma üzerinden de çeteleşmeye gidilmiş. Dolayısıyla bunları birlikte değerlendirdiğimizde bu iktidarın gitme zamanı çoktan gelmiş çatmıştı. Ancak şimdiye kadar o ırkçı, hamasi, milliyetçi söylemler nedeniyle bir şekliyle Kürt'e savaş ya da Orta Doğu'daki diğer halklara savaş ya da Suriye'ye savaş, Irak'a savaş, Güney Kürdistan'a savaş, bilmem Rojava'ya savaş üzerinden bir hamaset politikası oluşturdular. Bugün değişen odur artık. Yani bugüne gelişi aslında etkileyen şeylerden bir tanesi şu, söyleyebilir miyiz bunu? Şimdi geçtiğimiz günlerde tezkere meselesi vardı ve CHP tezkereye hayır oyunu kullanacağını söylemişti ki büyük bir ihtimalle de hayır diye kullandılar büyük bir çoğunluğu. İyi Parti'den de çekimser olanlar vardı. Diğer muhalefet partilerinden de HDP en baştan itibaren hayır diyeceğini belirtmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu'ndan bahsettin. Kılıçdaroğlu'nun o dönemlerde şöyle bir söylemi de vardı ki genel anlamda HDP dışındaki diğer muhalefet partileri de benzer söylemlerde bulundu. Biz senin arkana takılıp gitmeyeceğiz, Erdoğan'a yönelik şey yaptı. BK meselesini öne çıkararak artık yani bu söylemlerine artık inanmıyoruz şeklinde açıklamaları vardı. Şimdi o söylemler, muhalefetin o söylemleri bu aşamaya getirdi diyebilir miyiz? Halkın da bu tepkisi açığa çıktı diyebilir miyiz? Ben sadece o kanaatte değilim. Yani mesela biraz yani önce sadece, biraz önce çizdiğim tablodan biraz önce çizdiğim tablodan yola çıkarak devam etmek istiyorum. Deyim yerindeyse tam da o tekel işçisinin dediği gibi. Evet. Bıçak kemiğe dayanınca halk gerçekten o ağır tablonun altında inim inim inlemeye başlayınca muhalefet harekete geçmek zorunda kaldı. Çünkü bıçağın kemiğe dayandığı andan itibaren siz o halkı tutamazsınız. Şimdi muhalefetin ortaya çıkardığı tablo eğer dürüst samimi bir tabloysa bunun gereğini yerine getirir. Ama gereğini yerine getirmez. Sadece var olan akametin bir şekliyle el değiştirip devam etmesine dönük bir tablo çizerse bu çok daha kötü bir dönemi beraberinde getirebilir. Yani Türkiye'nin sorunlarına kalıcı çözüm olabilecek adımlar atmak lazım. Yani çoğu kez şöyle denilebiliyor. Ya işte helalleşme dedi, konuştu, şunu dedi, bunu dedi CHP. Bunun üzerinden destekleyelim, iyi bir şey çıksın. Evet, farklı şeyler söyledi. Ama bu halkın derdi AKP'yi iktidardan götürüp CHP'yi iktidara getirmek değil. Bu halkın derdi yoksulluğun, fakirliğin, eşitsizliğin, kadından çocuğa, Kürt halkından Laz halkına, Türkiye'nin tüm halklarının, işçi, emekçi, ezilen sınıflarının hepsinin özgür, demokratik, eşit yaşayabileceği bir toplum oluşturmaktır. İşte iktidar bu konuda değişimi yapmaya cidden niyetliyse bununla ilgili de adımlar atmalıdır. Bunun gereğini yerine getirmelidir. Bakın biraz önce de örnek verdim ya, başından beri HDP durmadı. En azından açık alandaki demokratik mücadelede ve HDP geri adım atmamasına rağmen geri adım atmadı ve çok ağır da bedeller ödedi. Eş başkanlarıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla. İşte bugünden sonra artık bu ülkede bunların bir daha yaşanmaması için adımlar atılmalı. Bakın bugün kriz başlar başlamaz, dolardaki dalgalanma başlar başlamaz 13 tane HDP'li vekille ilgili fezleke. 16 tane fezleke meclise getirildi. Neyin nesidir bu? Yani Kürt'ü döverek ya da HDP'ye saldırarak krizin üstünü örtme politikası değil mi? İşte tüm bunları birbirinden koparmadan cesur bir yaklaşım geliştirmek lazım. Bu Türkiye'de her yeri yakıp yıkmak, kırmak, dağıtmak değil. Yok öyle bir şey. Ama Türkiye'de bu iktidarın gidişini sağlayabilecek tüm demokratik, meşru yol ve yöntemleri kullanma hakkını da beraberinde getirir. Yani bugün ortaya çıkan tablo, evet kriz karşısında kendiliğinden bir tablodur. Ama muhalefetiyle, sivil toplumuyla, aklınıza gelebilecek Türkiye'nin değişim ve dönüşümden yana olan tüm kesimleriyle, ister iş dünyasından olsun, ister emek dünyasından olsun, hepsi birlikte bunu ciddi anlamda Türkiye'nin kalıcı dönüşümüne yol açacak bir noktaya taşımaları lazım. Bunun en başında gelen temel etkenlerden biri de hiç yarından ötesi yok. Türkiye'yi bu iktidardan kurtaracak bir seçime giderek bu Türkiye'deki
faşist yapılanmayı değiştirmek lazım. Peki bu nasıl gerçekleşebilir? Şu anda AKP, MHP'nin şeyi var, çoğunluğu var mecliste. Halkın gücü her şeyin üstündedir. Bugün sokağa çıkan halk, mecliste pısırık muhalefet yapan CHP ya da İyi Parti ya da başkası değil. Halktır sokakta. Siz halkı dinlemediğiniz zaman, halkla karşı karşıya geldiğiniz zaman siz kaybedersiniz. Bakın şimdiye kadar dünyanın birçok ülkesinde böyle küçük topluluklar çıktı. Polisleriyle, diğer yapılanmalarıyla saldırdılar. Ama büyüttükleri her şiddette karşılarından da tepki gördüler. Halkın gücünün üstesinden gelinmez. Bu kadar net. Halk burada kararlı olmalı ve kararlı olan bu halk beraberinde bu iktidarı götürecek tüm adımları da atmalıdır. Peki son bir şey daha soracaktım. Halk ancak eylemliliklerini, direnişini, mücadelesini yükseltirse gidebilir demiştiniz. Bunun yanında şunu da sormak istiyorum. Yani muhalefet partilerinin yapması gereken, daha doğrusu erken seçime gitmek için sineyi millete gidebilir mi? Muhalefet halkın gerisine düşmesin yeter. Yani sineyi milleti aşmış bir durumdadır. Parlamento yok zaten. Oradaki parlamento göstermeliktir. Şu aşamada sadece saray rejimi var Türkiye'de. Sadece bakın düşünün, MHP faşist iktidarın ortağıdır ama yeri geldiğinde MHP ben hükümetten sorumlu değilim, ben muhalefetim diyebiliyor, kendisini geriye çekebiliyor yani. Sadece bir saray rejimi vardır. O saray rejiminin başında da hasta bir adam vardır. Hasta bir adam vardır. Yani burada muhalefetin sineği milletmiş, şuymuş, buymuştan öte tek bir şey yapması lazım. Sokakta olan bu halkın gerisine düşmemesi lazım. Bunun ötesi yoktur. Peki, Heval Bey'im çok teşekkür ederim yaptığım değerlendirmelerden dolayı. Evet değerli izleyiciler, özel yayınımız burada sona erecek. Birazdan gelişmeleri sizlere, saat başına gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kısaca şunları aktaralım. Bugün akşam saatlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok merkezde halk AKP-MHP iktidarının yürütmüş olduğu politikalara karşı alanlara çıktı ve AKP istifa sloganları attı diyelim ve özel yayınımızın sonuna geldik. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.